Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birleşikler NASA nasıl adlandırılır? Nasıl adlandırılır hocam? Eren nasıl adlandırılır Na, Nasıl adlandırılır hocam? Hayır Eren yani şimdi. Ha, nasıl Zaten öğrenmek için burası. Ne, da, pardon elin. özür dilerim. Nasıl adlandırılır hocam? Öğretiyorum sana. Evladım şimdi bir şey şunu bileceğiz. Birleşikleri ne, ne diye ayırdık? İyonik birleşikler ve kovalent birleşikler diye değil mi evladım? Evet hocam. Harikasın. Peki iyonik bileşiklerde neyle ne birleşiyordu Tonguş evladım? Metal atomu ile... O oh, metali Metal ile ametal birleşiyordu. Bu Aa. zor mu senin için? Hayır hocam. Bayağı zor. Harikasın. Peki kovalentlerde ise ametalle ne birleşiyordu? E, alkali. Hayır yine ametal. Ne alkali sevgiler. <laughs> ametal ametal. Yani metal metal iyonik. Ametal metal kovalent diyoruz. Bir kere bunu anladık mı? Anladım hocam. Süper zekisin. İyonik birleşiklerde elektron pardon alış verişi oluyordu Tunguç. Kovalent birleşiklerde elektronlar ortaklaşa kullanılıyordu Tunguç. Kardeş kardeş ortaklaşa yani paylaşım oluyor zaten. Sevgi. Şimdi bir kere bunu bileceğiz. Peki iyonik ve kovalentleri nasıl adlandırıyoruz ona bakalım. Nasıl adlandırıyoruz? Şimdi mesela şu bileşiği okuyalım mı? Veya şu bileşiği okuyalım mı sonuç? Naci. Naci. Naci diye okumayacağız. Bu sodyum, bu da klor. Değil mi? Bu atomların adlarını bilmek zorunda. İlk 20 elementi bilmek zorunda. O Na zaman... sodyum Cl klor. E, harika. Na sodyum Cl klor. O zaman ben bunu şöyle okuyorum Tonguç'cum. Sodyum klo, klor, ür diye okuyorum Tomuç. Ha, Bak eki, ne geldi sonunda? İkincinin sonra ür geldi. Harika. Bak mesela bunun adı potasyum bu da flor değil mi? O zaman ben bunu potasyum florür. Harika. Flor ür diye okuyorum. Yani sonunda ür eki geliyor. Ür mü tamam. evladım? Ür. Harika. Tamamdır, ür eki geliyor sonunda. Ür ki geliyor hocam. O zaman sodyum klorür potasyum florür falan filan. filan. Ama burada sonunda oksijen olunca oksijen. özel. Hayır ona demiyoruz. Onu da şimdi bu kalsiyum bu da oksijen. Kalsiyum bunda ok oksit geliyor. Bunda özel olarak hani karbondioksit falan filan vardı ya onun gibi düşün. İt ürür kervan yürür. İt Harika. Ür. Harika bir it geliyor bir de ür geliyor unutmayalım. Ama oksijende it geliyor Tomuç. Anladım hocam. Harika ötesi bir öğrencisin. Kalsiyum bir tane daha oksit Kalsiyum oksit diyoruz. İnanılmaz. Bir tane daha sorabilir miyim sana? Buyurun olarak? hocam. Ee, Alp. Alp? Aa al bizim ya. arkadaş. Maç var hocam evet. yani 6-7 geliyorsunuz. Bak, Bu alüminyumdu. Alüminyumdu. Bu da fosfordu. O zaman ne diyeceğiz buna? Alüminyum fosfür. Alüminyum fos, for, fosforür diyoruz sonuç. Alüminyum fosforudur. Evet harika. Fosfor zaten bu. Sonuna ür eki getiriyorsun. Bu zor mu senin için Tonguç? Alüminyum fosfat diye bir şey var. O ne hocam? Alüminyum fosfata geliyoruz şimdi. Tamam. Aferin. Çok güzel bir soruydu. Şimdi çok atomlu iyonları bilmek zorundasın Tonguç. İsimlerini bilmek zorundasın. Mesela OH- eksi. A, hocam bir öğretmen olarak sizi yakıştıramadım. Sa OH diyorsun? falan diyorsunuz hocam. Ne alakası var? OH- eksi. Ha konuyu anlatıyorum. Ben de oha. Bana, bana, OHa OH diyorsunuz zannettim. OH- eksi iyonu biz bunu hidroksit olarak bilmek zorundayız Tomuç, Tamam mı? OH eksi hidroksit. Mesela NO3 eksi. Bu eksi demek aslında eksi 1 demek. Unutma Tonguç'um. Burada nitrat diye ezberleyeceğiz Tonguç. Mesela bu şu işin nitratında bu var diyorsun. Mükemmelsin. CO3 eksi 2. Bu da karbonla başlığı için karbonat diyoruz. Dikkat ediyor musun? Dişleri beyazlatır. At, at diye geliyor. Aa, at. Mesela senin sorduğun şeye geldik. Sodyum, sülf, kükürtle başlıyor. Buna da biz Sülfat diyoruz Tonguç. Yine Sülfat. at geldi karşımıza. Buna diyoruz Tonguç'um, Fosfat diyoruz Tonguç. PO4-3'e fosfat diyoruz. Bu ikisi birazcık özel. Bu hidroksit OH-1. Bu da amonyum olarak adlandırılıyor. Amonyum inanamıyorum buna amonyum. Ya, e Harikasın gerçekten de bu adamda amonyum, amonyum hocam, tipi amonyum, var gerçekten. Gözlerime inanamıyorum. Harikasın. Şimdi peki bunlar nasıl adlandırılıyor? Abi bunlar da çok daha basit. Ne, ne biliyor musun? Bunu ok bu neydi? Kalsiyum. Bunu demin öğrendik. Sülfattı. Bunu direkt yan yana yazıyorsun Tonguç. Kalsiyum. Sülfat. Sülfat. En beri. sevdiğim bu hocam. Mesela buna şey. bakalım. Bu magnezyum. Bunu da demin öğrenmiştik. Nitrat. Magnezyum zaman... nitrat. İnanılmaz. Hocam yani ben inanılmaz. en çok bunu sevdim. Bana hep bundan sorun hocam siz. İnanılmaz bir öğrenci. Peki bunu söyler misin bana? Na Na co 3. Bu na sodyumdu. O zaman bunlar. Sodyum karbonat. Sodyum karbonat. Sodyum karbonat diyoruz Tonguç. Senin için zor mu bunlar Tonguç'um? Hocam şu ilk ikisi kolaydı, onu yaptık ama diğeri de biraz sıkıntılı. Peki şunu yapabilir misin Tonguç'um? oh Sodyum sodyum hidroksit diye Tonguç bunu demin öğrenmiştik. Bunu unutmayacağız. Bunlar çok çıkar. Bak bunlar çok çıkar. Sodyum hidroksit. Peki şunu yapar mısın? NH4 Cl. Evet. Ya işte bak. Hocam ha, bak. burada ise amonyum. bunu amonyum demiştin ya. Amonyum klorür. Amonyum. Yani klor sona gelince ür Bütün birleştirdiğimizde kezaba mı ulaşıyoruz hocam Peki Tonguç'um sana çok önemli bir soru. Peki iyonik mi kovalent mi nasıl ayırt edeceğiz? İyonik mi kovalent mi nasıl ayırt edeceğimizin sorusu Tonguç'um bunları bilmekte. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Orada bir şifre mi var hocam? Ha, burada bir şifre var. Hazine Datası'nın şifresi. Şu yazdığım şeyler aslında bizim bilmekle sorumlu olduğumuz, ta 7. sınıftan bilmekle sorumlu olduğumuz ameteller Tonguç. Şimdi ben bu ametelleri bilmek zorundayım. Bu ametelleri bilirsem Tonguç, bunların dışındaki her şeyi metallerim. Oh be rahatlarım. Oh be. Şimdi e, Cinov PSCL ve H diye ezberleyebilirsin. Bunu şimdi bir de H istisna olarak bir ametaldir. Unutma. Cinov hepsi cilalı diye ezberleyebilirsin. Yani. Cinov hepsi cilalı. Cinov hepsi cilalı dediğimiz zımbırtılar ametaller. Bunun dışında kalan her şey metal. metal. O zaman mesela sana bir tane örnek. Mesela karbondioksit. Ondan sonra e, NaCl. Ondan sonra e, f 2 o 3 Mesela Ne H3. Şimdi biz bunlara baktığımız zaman hangisi metal, hangisi ama daha doğrusu hangisi iyonik, hangisi kovalent hemen gruplandırabiliriz. Neden biliyor musun? İlk yazan atoma bakacaksın Tonguç. İlk yazan atom. ilk yazan atom. ilk yazan atom. İlk yazan atom bunların içinde mi Tonguç? Mesela yok. bunda ilk yazan atomu evet var. var, var. O zaman bu kovalenttir diyeceksin. Aa. İlk yazan atom bunların içinde mi Tonguç? Yok, yok. O zaman bu iyoniktir diyeceksin Tonguç. İlk yazan atom bunların içinde mi Tonguç? Yok. Bak F ile Fe'yi karıştırma tamam mı? Bu iyoniktir diyorsun. Çünkü Fe bunların arasında yok. İlk yazan atom ne? Var. Bunlar... O zaman bu kovalent. İşte bu kadar. İyonik ve kovalent ayrımını aldık. O zaman Peki. onu ezberleyeceğim. hacı, hacı pasladı. Harikasın. Neydi? Junov paso cila... E, Evet. Cunof hepsi cilalı. Junov hepsi cilalı. Hepsi cilalı. O başka bir şey e, şifresi de var. Onu lisede sana öğreteceğim. İnşallah. Latince sayılarda ise... Kovalent birleşikleri adlandırırken şu 1, 2, 3, 4, 5'i bilmek zorundasınız Latince olarak. Biliyorum ben yani, Türkçe sayımı biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Harika. İngilizce biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, Latince biliyorsun. Almanya'da biliyorum. I, dry, 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 fry, fry, fry. Fry, 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 fry. <laughs> fry Hepsi fry diyorlar. Şimdi bak Latince'de mono 1, di 2, hani 2 gibi. Ha. Di 2. Ondan sonra tri 3. Tri zaten İngilizce'de 3 değil mi? Yani un, hani dos, tres. Hatta İtalyanca'da da öyle hocam. Harika. Un, dos, tres gibi. 4 tetra tetra de penta demek. Şimdi biz bu kadarını bilsek yeter. Lisede daha da detaylısını öğreneceğiz. Ama mono, di, tri, tetra, penta. O zaman bunlar neymiş Tonguç? Latince sayılarmış. Peki bunlar ne işimiz verecek? Bunlar kovalent birleşikleri adlandırırken gelecek. Mesela kovalent birleşikleri okuyalım. Şu birleşiği şunun adını biliyor muyuz Tonguç? Sodyum. Kükürt. Ha, Bunu da biliyor muyuz? Oksijen. oksijen. Bak kükürdüğün yanında hiçbir şey yazmıyor. O zaman demek ki bundan bir tane var. O zaman ben bunu direkt kükürt diye yazabilirim. Ama oksijenin yanında iki yazıyor. Demek ki bundan iki tane var. İki tane oksijeni ben iki oksijen değil de dioksijen diye okuyorum Tomuç. Çünkü latince olarak iki di demek. O zaman ben bunu nasıl yazıyormuşum? Kükürt di oksijen de sona gelince ne oluyordu her zaman? Oksit oluyordu. Hatırlıyor musun? Kükürt, kükürt dioksit. dioksit. Aynı karbondioksit gibi. Hani karbondioksit nasıl yazıyorum? Neyse şuna bakalım. Mesela bu. Bunu nasıl okuyorum? Karbonu ilk başta yazdım. İki tane oksijen olduğu için di oksit diyorum değil mi Tonguç? Evet abi? hocam. di de iki demek. Süper. Şunu okumaya çalışalım. Bu azottu. Bu da oksijendi. Ama azotun yanında iki yazdığı için diazot. Diazot. Mükemmel diazot. Penta oksijen. Peki iki, beş tane de oksijen var. Penta Oksijen sonunda gelince ne oluyordu? Ha, oksit. Oksit oluyor. azot pentaoksit. Süpersin. Peki bunu nasıl okuruz Tonguç? Bu çok... şey yok hocam. bu çok önemli. İlk baştakini yazıyorum. Karbon. Ama sağdakinde hiçbir şey yazmıyor ya. ama bir tane olduğunu biliyorum. İlk baştakinde bir yazmama gerek yok. Zaten birle başlıyoruz. Ha. Ama ikincisinde bir yazmama gerek Mono. var. Harika. Mono. Oksit. Karbon monoksit. Hocam Karbon bulur. monoksit işte bizim ölmemizi sağlayan, zehirlenmemizi sağlayan <laughs> gaz. Anlaşıldı Sağ olsun. Da. Tebrik ediyorum seni, gerçekten olağanüstü bir alt yapı. Peki her herkesin bildiği H2O aslında arkadaşlarına hava itip atmak istersen ne nasıl okunur? Hidrojen. He, bak iki tane hidrojen var. Dihidrojen. İki tane hidrojen var ya. Dihidrojen. Monoksit. Oo ha diyorum. Oksit. Yani sen arkadaşına hava için dihidrojen monoksit alabilir miyim kantince dersin. Kantince senin kafana bir tane fırlatır. Aynen öyle ay, kafana şey indirir. Evet tebrik ediyorum seni. Çavir abi de hocam zam yaptı. Acayip pahalıya satmaya başladı artık her şeyi. Zor yani. Anladım canım. Hangisi yonik hangisi kola? İlk baştaki atoma baktık. Cino e, şey neydi hatırlıyor musun? Cino hepsi cilalı. Cino hepsi cilalı. Cino hepsi e, cilalının içinde var mı magnezyum? Yok. O zaman bu iyonik. Bunu nasıl okuruz peki? Magnezyum magnezyum okuduk. klorür diye okuyoruz. Sonuçta da geldi. hocam. Mesela bakalım bakalım. Bunların içinde bu var mı? Sodyum yok. yok. O zaman bunu sodyum florür diye okuyoruz. Ve iyonik hocam. Süper Süperdekisin iyonik bileşik. Peki buna bakalım. Bunun var var, için... var var var. O zaman bu kovalent. O zaman kovalentse ne kullanıyoruz? Mono, di, tri. Bunları kullanıyoruz. Bakalım, karbondan bir tane var. O yüzden bir şey yazalım. Karbondioksit. Karbon Sonra iki tane var. İki tane oksit diyeceğimize iki, dioksit diyoruz. Peki buna bakalım. Of bu çok zormuş. Bunun içinde var mı bu? Evet var. İlk, ilk atoma bakıyoruz. Kovalent. Sadece ilk atoma bakıyorsun. Unutma. O zaman bu kovalent. Peki kovalentse monoditrite kullanalım. Bakalım kaç tane fosfor var? İki tane. O zaman difosfor difosfor. Kaç tane oksijen var? Üç tane. O zaman tri Oksit diyorum ve işin içinden sürüyorum. Tebrik ediyorum seni. Olağanüstü bir Ulan, ders yaptın yaptı ve çok iyi anladın. Ödülü sorumuzu yap, cevaplara gönder evladım. Evet video yağmurumuz şey, şey, ayına şey, devam ediyor. Hocam ben bu Süpersin. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki edin, videoya unutma. bakmıştım hocam. Bir önceki ve bir sonraki videomuz çok iyiler. Bir sonraki videoyu da izleyeceğim hocam. Bir Harikasın. önceki videoyu izlemiştim. Teşekkür ederim.